Selam arkadaşlar, yeni bir müzik akademide daha karşınızdayız. Benim çok sevdiğim bir misafirim var, sevgili Mürşide. Birçoğunuz zaten tanıyorsunuz. Harika bir ses, harika bir kişilik. Ayrıca kedi sever, kedi çağırdın geldi. Gelir mi ki kucağım yok. İstemiyorsa şey yapar böyle. Yani kendi isteğiyle gelmesi lazım. Nasıl Mürşide? İyiyim hocam, siz? Nasıl gidiyor? İyi, yani birazcık ara ara koşturmacalı. Yoğunsun zaten, çok zor fırsat buluyorsun. Ben seni bayağıdır çağırıyorum, ancak görüşebildik. Yani aslında biraz okul kaynaklı. Hani çok fazla büyük bir yoğunluk yok aslında öyle yaptığım. Okul hani vakit alıyor. Aşırı büyük şeyler yok ama okul vakit alıyor, evet. Biraz bahsetsene kendinden, hiç tanımayan, mesela seni hiç tanımayan biri nasıl tanısın seni? 25 yaşındayım, yani müzikle epeydir iç içeyim. Yani işte klişe ama çocukluğumdan beri işte biraz aileden kaynaklı. Doğru, baban da bağlama çalıyor. Evet. Hatta bir müzik dükkanınız var. Evet, kaset CD dükkanıydı bayağı önceden, ben küçükken. Artık kalmadı öyle şeyler. Evet. Sadece enstrüman mı şu anda? Evet, şimdi enstrüman, işte yine bağlama dersi falan oluyor babam. Yani biraz o yaşlarda başladı ama o zamanlar hani herkesin yaptığı gibi eve kendi kendine şarkı türkü söyleme şeklindeydi. Sonrasında lisede işte, öncesinde tabii bağlama dersi aldım babamdan ama birazcık... Gözün daha birazcık pop zorla, müzikle evet. Ne tarz dinliyordun? Er genç olduğu gibi pop yani, dinliyordun. Evet, pop dinliyordum ama işte tabii ortaokul zamanlarında... Şimdi daha işte mı çok seviyorsun şeyden, türküleri? Şeyden, Slipknot'tan Sagopa'ya kadar böyle geniş bir aralıktaydı. Sürekli değişen değil mi bir şey? Evet. Çeşit çeşit, yani hala öyle çok fazla çeşitli müzik dinliyorum. Yani bunun getirisinde çok fazla olduğunu düşünüyorum. Farklı farklı bakış açıları kazandırıyor insanlara. O yıllarda yine çok fazla işte böyle müzik yapayım gibi bir hayalim yoktu. Hala iyi bir dinleyiciydim yani. Çok sık dinliyordum. Yine böyle hani dinlediğim şeylere eşlik ediyordum falan. Ama lisede gitar dersine başlamam da birazcık... işe koyulmaya başladım. Nereden aldın gitar dersini? Gitar dersini ilk önce halk eğitiminde başladım bir hocadan. Sonra işte bir Kamil hocam vardı. Ondan ders aldım biraz. Yani çok uzun süre değil aslında. Daha akor basma, ritim çalma üzerine. Evet. Sonrasında hani gitar çalınca şarkı söyleme, çalıp söylemeye de bir evrildi işin boyutu. Sonrasında daha çok şarkı söylemeye başladım. Hani gitar biraz şey oldu. Ben seni tanıdığım dönemde, bayağı eskiden beri tanışıyoruz seninle. Evet, sen beni derslerden mi tanıdın önce? Evet, sizi aslında birazcık garip şey bir hikaye, bundan önce konuşmamıştık. Öyle mi? Ben lisedeyken bir arkadaşım vardı, hatta kendisi platonik aşkımdı. Ufak bir konuşma dönemimizde sizin videolarınızın olduğu bir CD'yi vermişti bana. Evet. O kadar eski. Benim o zaman bir elektro gitara başlama serüvenim olmuştu ama başlamakla kaldı. Hiç anlamadım. Çünkü şey, pedalım falan yoktu evde. Hani gitarı almıştım ama duruyordu öyle. Sonra zaten eve hırsız girdi falan. Aa, gitti gitar. Evet, bana yar olmadı. Yani şimdi evde bir İbanez yoğun var ama ara ara işte yeni yeni. Aslında birazcık yönelmeye başladım birkaç ay önce. Bir okulda bir projem oldu. Olabilir. Evet. Onun dışında yani bu şekilde başladım aslında müziğe. Öyle çocukluktan başladım dersen birazcık yalan olur. Sadece ilgiydi o zamanlar ama sahne almaya da yani 19-20 yaşlarımda falan başladım. Hani böyle canlı müzik şeklinde. Gitar çalıp söylüyorsun zaten. Tek de sahneye çıkıyordun. Öncesinde yani illaki sahneye çıkmışlığım oldu ama kendi sahnemi yapmaya başladığım yıllar, yani yaşlar 20'lere yakın. Yani üniversitemin ilk senesinde... Benim seni tanıdığım zamanlar işte. Buraya ilk geldiğin zamanlar. Hatta geçen paylaştım, o ne kadar küçükmüşsün. Evet, 20, işte 20 yaş. Boncuk gibi. Dur dinle, gitme. Kokun sindi yüreğime. Değmez mi son kez? Dönüp bakmaya gözlerime. Hep uzakmış ellerimiz. Sevmeyi bilemedik. Hep yenilip ertelendik. İstanbul'da 19 ya da 20 olması lazım yani. Ne
çaldı? Önce kendi bestenin çaldı, sonra bir de Sus mu çaldıydın? Evet, İstanbul'da vardı. Hatta önce Sus'la başladık sanırım. Evet, sizinle de Facebook'tan zaten. Ben sizi ta o zamanlar liseden sanırım Facebook'tan eklemiştim. İşte o vesileyle, o arkadaşım vesilesiyle. Sonrasında bir şarkının Gül Güzeli'ydi sanırım, Lemansal'ın şarkısı. Onu böyle hani o zamanlar evde ben kendi kendime çalıp söylüyordum. İşte telefonla böyle düşük piksellerle falan. Çok güzel söylemiş. Paylaşıp duruyordum. Öyle bir şarkımı size paylaşmıştınız. Ben de tabii sevinçten uçmuştum yani, bayağı mutlu olmuştum. Böyle bir hani beğenilen birinden takdir görmek güzel bir duygu. Evet, işte çok teşekkür ederim diye mesaj atmıştım. Siz de hani işte rica ederim belki bir gün benim şarkılarımdan birini de söylersiniz falan demiştiniz. Tabii ben hemen... Orada başladı. İyi, evet. İyi de olmuş. Bir hatırlayalım Sus, istersen. Evet. 5 yıl oldu herhalde, 6 yıl belki de. Tabii daha fazla yani. 7 yıl oldu işte. Çalabildiğiniz kadar çalalım o zaman bir onu. Susu. Ve tamam. Hiç bilmeyenler de bir dinlesin. Olur mu? Başka şeylere gittin. Çünkü bunu niye soruyorum? Senin gibi belki de milyonlarca insan var, genç var. Yani sanatla ilgilenmek isteyen, evet. Yani 18 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında ama korkan, hani para kazanabilir miyim, hayatımı geçindirebilir, bir kariyer elde edebilir miyim diye bir sürü şu anda düşünen genç vardır. Birazcık da onların duygularına tercüman olmak için soruyorum sana. Sen nasıl bir süreç yaşadın bunu? Şey. Yani benim yaşadığım süreç aslında tabiri caizse tam bir fiyaskoydu. Yani ta liseden beri böyle bir sallantıdaydım sürekli. Aslında lisedeyken ve ortaokuldayken hayalim İngilizce öğretmenliğiydi. Çünkü müziğin hani uygulamalı olan kısmında değilim, dediğim gibi. Pratik. Hani dinliyordum sadece. Hani bağlama, do re mi re mi do re re si do falan öyle şeyler. Yani sonrasında
işte gitarla tanışmam sayesinde oldu aslında. İşte o zamanlar hayalim İngilizce öğretmenliğiydi dediğim gibi ama aile baskısıyla sayısal seçmiştim falan. İşte birçok insanın yaşadığı şey aslında. Evet, ailen normal bir işin olsun. Evet. İstiyor birçok ailenin olduğu gibi. O kendileri de müzik yapmasına rağmen. Evet. Ya aslında babamın hep hayali bizim konservatuvar okumamız. Yani bizim küçüklüğümüzden beri söylüyordu zaten. İşte ablamın maalesef el vermedi şartlar. Başka o da fizik okudu. Yani yine işte müziğe olan ilgisi ve tutkusu devam ediyor. İşte sonra sayısal seçtim falan filan derken gittikçe ilgim yükselmeye başladı. Aa dedim ben acaba konservatuvara mı yönelsem? Aslında birazcık onu kurtuluş gibi görmüştüm. Hani çünkü tembel bir öğrenciydim. Yani derslerimle hep uyuyordum. Yani dinlemiyordum. İşte edebiyat falan öyle derslere daha çok ilgim vardı. Hı-hı. Yine hani matematiği falan çok seviyordum. Hatta geometride bir sınavda tüm okulda birinci olmuştum falan. Belli şeylere ilgim vardı. Evet. Belli şeylere hiç ilgim yoktu. Evet ama yani birazcık hani bunu kurtuluş olarak görmek, hani kendime çare olarak görmek. Çünkü ha benden galiba bir şey olmayacak, müzisyen olayım. Hani böyle bir şeyim var. Kafanda öyle şeyler mi oluştu o zaman? Belki şu an bakıyorum da hani bunu da şu an fark ettim anlatınca. Belki öyle gördüm. Belki de gerçekten de oraya gitmeyi çok istiyordum. Ama yani o zamanlar içimde böyle hatırlıyorum hani şimdi düşünüyorum da çok çok istediğim bir şey yoktu gerçekten. Kendimi hiç tanıyabilmiş değilim. Bir de yani ergenlik kafası. Gerçekten o yaşlarda insan ne istediğini asla bilemiyor. Yani çok kritik yaşlar. Daha çok hani böyle aman aşık oldum, ayrıldım, ah beni aldattı falan. Hani insan daha çok o kafalarda aslında. Hiç kendini, genç kızsın. Evet, hiç kendini düşünmüyor yani insan o yaşlarda. Ben ne yapacağım acaba? Yani düşünülüyor ama aile baskısından kaynaklı böyle kodlanmış düşünceler. Rüzgar böyle seni bir yere doğru götürüyor, evet. Savuruyor. Kesinlikle ne okuduydun? Üniversite bambaşka o yıllarda işte o düşünceyle aynı yıl mezun olur olmaz dedim ki konservatuvar için bir deneyim şansımı. Olmazsa da işte o zamanlar YGS'ydi sınav ismi. YGS ve LYS vardı. Olmazsa da YGS'den 2 senelik bir bölüme yerleşirim dedim. Rastgele artık şansıma ne gelirse öyle bir haldeydi artık. İşte İTÜ'de ses eğitimi için bölümü dedim. Ama yani size işte anlattığım gibi böyle popçu gibi türkü söylüyordum yani. Hazırlıksız sınavı, evet, kulak sınavını geçtim ama tabii ki doğal olarak ikinci sınavdan geçemedim. Çaktım. Evet, seçilemedim. sonrasında YGS'den işte baktım hangi bölümler var. Takı tasarım falan bile yazmıştım yani öyle bölümler vardı. Şansıma Çanakkale'den Bigam Meslek Yüksekokulu'ndan işte bu ayrıntı verdim. Gıda teknolojisi bölümünü kazandım. Oraya geçmeden şeyi örnek verebilir misin? Hiç aklımda mı? Önceden nasıl söylüyordun? Sonra aslında neyi hata yaptın? Yani böyle küçük bir örnek verebilir misin? Nasıl hani yani? Sınava girdiğinde türküleri pop gibi söylüyorum falan dedin ya. Hani nasıl ikisinin farkı mesela merak edebilirim. Mesela şöyle. Çalın davulları, çaydan aşağıyı falan. Bu eskiden böyleydi. Aslında ne olması gerekiyor? Yani şu anda olması gerektiği gibi söylemiyorum tabii ki ama en azından biraz daha oraya doğru yöneldim. Çalın davulları, çaydan aşağıyı gibi. Nameler falan. Evet, yani. Hiç yoktu değil mi? Dümdüz. Evet. Ya yoktu ve hani canım davul falan gibiydi hatta yani. Şey öyle, evet. İngilizceden. Evet evet. Ya çok fazla. İyi dövmemişler. Yapan çok fazla var, evet. Çok da güzel şeyler, hocalar vardı içinde işte. Erol Parlak gibi usta müzisyenler vardı. İçi değil mi? Evet, Deniz Hoca falan Deniz vardı. Deniz Hoca var mıydı o zaman da? Evet vardı, o da bağlama çalmıştı hatta. Deniz Güneş'e de sevgilerimi evet, sunuyoruz. İşte Çanakkale'ye gittim, orada 2 senelik bir bölüme yerleştim dediğim gibi, gıda teknolojisi. Orada işte canlı müzik yapmaya başladım ikinci senemde. Birinci senemde olmadı. İkinci senemde canlı müzik yapmaya başladım. Hem okula gidiyorsun hem canlı müzik. Evet, hani harçlığımı çıkartıyordum. İşte zaten Bigada da o zamanlar sadece 3 tane bar vardı. İşte yani şey böyle çok fazla öğrenciler için fazla mekan seçenekleri yok olan bir yer değildi. Evet ama tabii ki ben çok eğlendim. Hayatımın en eğlenceli yılları geçti çünkü çok iyi, çok eğlenceli arkadaşlarım vardı. Orada işte sahne almaya başladım. Aslında öyle başladım. 50 günlerde mi alıyordun?
Yoksa? Evet, sanırım cumartesi günleriydi. İki gündü sanırım ama emin değilim şu an, çok hatırlayamıyorum. Sonrasında çok karmaşık olacak. Bazen ben bile anlatırken karıştırıyorum. Sonra başka bir okulda daha. Hatta sizinle de konuşuyorduk böyle gel git yaptığımızda işte. Ta o zamanlar vardı aklımda. Vardı vardı, konuşuyorduk. Konservatuar okusam mı okumasam mı diye. Kendini şey hissediyordun o okullarda. Evet hani tekrar denesem mi şansımı. İçimde böyle bir uhde kalmıştı. Başka bir okula gittin ama evet, onu bırakıp. Evet, Çukurova'da gıda mühendisliğini kazandım. Aslında biraz ailemin zoruyla oldu. İşte hani git olmazsa işte sevmezsen gelirsin. Bu sırada işte konservatuara yine hazırlanırsın. Oradan da bir tanıdık bulduk. O da bana bayağı vaat verdi. Ben sana yardım ederim falan diye. Tabii ki etmedi. Sağ olsun. Ya etmek zorunda da değil tabii ki. Ama hani birisi o yaşlarda böyle umut verince insan tutunmak istiyor böyle. Umutlanıyor gerçekten. Orada da ben biraz sahne aldım. Adana'da da burada çok eğlendim. Orada da harika arkadaşlarım oldu. Çok güzel insanlar tanıdım. Çok özlüyorum Adana'yı. Yani gittim, bir dönem kaldım. Yani ikinci dönem artık dönmek istedim. Hatta birinci dönemin sonlarına doğru dönmek istedim. Hatırlıyorum, orada da çok konuşuyor. Orada iyice sıkılmıştım evet. Galiba. Ya çünkü okulda. Yani gıda mühendisi. Şimdi ben düşündüm, benden mühendis olur mu? Olmaz dedim yani. Çünkü ben dedim hayatta yapamam bunları yani. Yani yapmam için çok istemem, çok ilgili olmam lazım. Çünkü öyle istediğim şeyleri yapabiliyorum. Yani istemediğim şeyler benim için gözümde büyüdükçe büyür yani. O arada buralarda da bir yerlerde tek başına çalıyordun ya da birileri de akustik gitar, vokal. Buraya geri geldikten sonra çalıyordun? Oldu. İşte yani bıraktıktan zaten orada sonra bir dönem kaldım. Hani ben oradan bu sefer ailemi ikna edene kadar bırakacağım falan, konservatuvar hazırlanacağım diyene kadar bir baktım işte YGS başvurusu kaçmış o sırada. İşte hani barajı geçmek gerekiyor ya, sınava girip evet. Barajı geçmek gerekiyor. Ha, bir sene boşta mı kaldın? Evet, o sene öyle çöpe gitti. O sene de dedim ki hadi boşta duranı kadar madem yine DGS'ye çalışayım. Konservatuvar olmazsa yine dedim hani... Hep bir şey B planı evet, olmak zorunda. Yapmak zorundaydım. Şu anda hangi okuldasın? Şu an oraya daha var. Daha var mı? Arada ne var? Orta Bilgi Üniversitesi var işte. Beslenme diyetetik kazandım. Diyetetik bir de başka yine bir şey daha kazandın evet, yani. Evet, daha unuttunuz mu? Oradan... Onu da ben atlamışım. Ben. Evet, orada ikinci sınıfla başladım işte. Yine müzikte bu sırada işte Adana'dan İstanbul'a döndüğümde zaten tekrar ilgilenmeye başladım. Yani dönme sebeplerimin en büyüklerinden biri de buydu zaten. Çünkü orada hani müzik çevresi edineceğim, İstanbul'a geleceğim, hop bitti. Yani buraya geleyim, İstanbul'a geleyim, artık burada bir düzen müzik var. Yapayım. Yani temel amacım buydu. Bir de tabii ki konservatuvar olsun. İşte demek ki iyice şekillenmiş artık yaş seni. Evet, yavaş yavaş. Yaşa gelince artık ne istediğini, evet. Ne yeteneğin olduğunu iyice çözümlemişsin. Evet, biraz geç. Ama olsun. Sonra işte... Güzel anılar yaşadım diyorsun, o güzel bak. Hani evet. Tamamen... iğrenç bir üniversite hayatı da yaşayabilirdin yani evet. Onun yanında. En azından öyle bir artısı olmuş. Neyse bilgiyi bıraktım ama gerçekten bırakmadan önce yani çok çok yıpratıcı bir süreçti. Umarım yani bunu çok fazla insan yaşamaz. Hani istemediği bölümde okuyanların hepsi umarım böyle hissetmiyordur. Çünkü gerçekten çok kötüydü. Yani istemediğiniz şeyleri yapmak sizi başka bir insan olmaya zorluyor. Çok vardır yani öyle. Yani kendiniz olamıyorsunuz asla. Bir de yeteneğin var yani bari. Evet. Bir, ve vakit işe kalmıyor. Karşı. Ders evet. Programım çok çok yoğun. Cumartesi günleri bile vardı. Yani orada da çok tatsız şeyler yaşadım. Bir hocam sağ olsun çok güzel. O da hevesimin kırılmasına. Zaten hevesim yoktu da yani. İyice. Motivasyonumu iyice düşürmeme çok yardımcı olmuştu. İyi olmuş aslında. Evet iyi oldu. İşte bir arkadaşım aslında birazcık aklıma girdi benim. Ne yapıyorsun ben dedi. Bak ne güzel şarkı söylüyorsun, git falan istemiyorsun diye. Zaten kafamda vardı. Bu arada biz şeyleri yaptık mı, coverları? Olan Gencebayları, işte benim albümde söylediğim. O zaman Bilgi Üniversitesi'ndeydim. Daha evet. Girmemiştim yaptık, çünkü. Yaptık diye hatırlıyorum. Ne yaptık? Beste tutunamayan da bir şarkı yaptık seninle. Dünya diye. Dünyayı yaptık. Dünya elimizden. Sen de söyle, sen de söyle. Yakılısı dünya.
bir teselli veriyor. Bir teselli aşkın zehir olsa yine içerim. Yolun ecel olsa korkmam geçerim. Yeter ki sevdim de ben bu aşk ile dünyanın kahrına gülüp geçerim. Ben zaten her ağacının teriyakı kimse olmuşum. Ömür boyu bitmeyen derdine yorulmuşum. Gülemem sevgilim ben sensiz yaşayamam. Yaşayamam. Başka bir şey yaptık mı? İki tane besteniz vardı. Evet, evet. Onları yaptık. Zor gibi söylemeden ayrıldık. Düş kattın yüreğime. Yalvardım gitme diye. Sevemem bir kez daha. Güvenemem kimseye. Sonsuzaydı aşkım. Aramızdan ayrıldım. Düş kattım yüreğime. Yalvardım gitme diye. Sevemem bir kez daha. Güvenemem kimseye. Sonsuzaydı aşkım. Şarkımız gözdeydi, nazar değdi. Aramızdan ayrıldın. Hatta bugün onların devamına da kayıt yaptık. Hı hı. Onlardan da belki kısa görüntüler koyarız. Evet. 5 şarkılık bir albüm hazırlıyoruz şu an seninle beraber. Pete, evet. Bir albümümüz de olacak inşallah Spotify'da. Onu da duyuralım. Bir düşte gördüm. Seviştim hasretinle. Ne zaman hayal kursam, seni ansam, resmine baksam, bir meleğin gözleriyle görmüştüm seni. İçimde bir yaralı, bir yetim, bir kalpte bulsam, bir bebeğin elleriyle sevmiştim seni. Dedim ki dedim şimdi ne olacak? Yani dedim hadi diyelim girdim sınava falan. Hani nasıl hazırlanacağım? Çünkü o zamanlar çok fazla bir şeyim yoktu. Hani gelir kaynağım çok azdı. Yani haftada bir gün çalışıyordum. Hatta o bile düzenli değildi. Zaten kısa süre sonra bitmişti sanırım. İşte beni kim hazırlayacak? İşte bilgide kazansam %100 burslu olma ihtimali çok düşük. Bir de o okuduğum bölümü ailem %75 falan bursluydu ama yine de epey bir para harcadım. Yani bilginin müzik bölümüne geçmeye çalışacaktın onu mı? Onu düşündüm ama onun %100 burslu olması için çok çok iyi olmak gerekiyor diye düşündüm. Genius olman lazım. Evet, aynen öyle. Sonra başka üniversitelerde ne yapabilirim diye düşündüm. Dedim ki İTÜ'ye girsem falan içimden kendime gülüm. Beni İTÜ'ye niye alsınlar falan. Bir kere denedim yani sıfır özgüven bir de. Evet. Yani çünkü hiçbir hazırlığım yok. Sonra işte bir arkadaşımla tanıştım, sağ olsun
çok yardımcı olan ama tamamen tesadüfen bir arkadaşımın arkadaşı. Yani böyle benim için mucize oldu. Evet, gel dedi müzik teknolojileri bölümünden hazırlayayım seni dedi. Yani hiç aklımda olmayan bir bölümde. Öyle bir bölümün varlığından tabii ki haberdardım ama yani evet dedim ya, evet ses eğitimine de tabii ki ilgim vardı hep ama hani bilmediğim bir alanda, yani tabii ki ilgili olup daha az bilgili olduğum bir alanda kendimi geliştirmek, hani işin hem mutfağını öğrenmek hem sahnede icrayı gerçekleştirmek benim için çok büyük bir artı olur diye düşündüm. Ve hep benim zaten kendi prodüksiyonumu yapma hayalim vardı. Kendi kayıtlarımı alıp işte mümkün olduğunca kendi işimi kendim görme hayalim vardı. Ben hep öyle bir insan olmuşumdur. Yardım almayı falan hani çok sevmem. Aslında yani olması gereken budur. Her işin bir bölümü vardı işte. Şarkıyı söyleyen, icra eden, mixini yapan, editini yapan falan. Sen komplike falan bir şeyler yapmayı seviyorsun. Evet. Yani ben tamamen hani mümkün olduğunca her şeyi ben yapayım. Ve o arkadaşım sayesinde böyle bir aydınlanma yaşadım. Evet dedim ya. Evet dedim yani. Ama yani sınava girdikten sonra İşte sonuçlar açıklanana kadar benim asla kazanacağıma dair bir şeyim yoktu. Tabii ki umudum vardı ama kesin almazlar beni diyordum. Arkadaşım çok güzel hazırladı beni tabii ki. Yani kısacık süre içinde, böyle iki ay içinde falan kazandım yani. Ya zaten senin bir yeteneğin var. Yani ne yapacağını falan sana bir gösterdikleri zaman zaten kulağın işte o dünyanın vokallerinde hemen tık 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 diye 1'i, 3'ü, 5'i takır takır yaptın yani, hiç hiçbir şey kullanmadık, hiçbir düzeltme yapmadık falan. Hatta duruyorsa bak o sesleri tek tek dinleteyim ben size. O da keyifli olur. Bütün vokalleri tek tek dinleteyim. Üç sesi nasıl üst üste yaptığını. Elimizden yakılası dünya böyle, yıkılası dünya böyle. İçine bir ateş düşmüş. Sen de söyle, sen de söyle. Yıkılası dünya böyle, içine bir ateş düşmüş. Sen de söyle, sen de söyle. Yıkılası dünya böyle, yıkılası dünya böyle. İçine bir ateş düşmüş. Sen de söyle, sen de söyle. Yıkılası dünya. Yani senin zaten yeteneğin var. Hakikaten boşuna bir sürü vakit geçirdin. Ama her şeyde bir hayır vardır. Tecrübe oldu. Bir de şöyle bir şey oluyor aslında. Sen bir şeye karar verdiğin zaman çağırıyorsun aslında. Evet. O çocuğu da çağırıyorsun. Öteki arkadaşın arkadaşını da çağırıyorsun aslında. Karar vermek aslında evet, önemli olan. Yani hayatımda hiç o kadar kararlı olmamıştım ben ve çok büyük sıkıntı çektim. O kadar çok istememiştim yani. Okul anlat biraz o zaman. Madem kazandın okulu. Aslında bizim bölümümüzün ismi müzik teknolojileri. Umarım güzel bir şekilde anlatıp temsil edebilirim. Yani bölümün içerisinde hem kayıtla ilgili olan kısımlar var. Kayıtla ilgili dersler var, prodüksiyonla ilgili dersler var. Editle ilgili mix var, mastering işlemleri için var. Yani yine işte müzikle ilgili olan zaten teori dersleri, havuz dersler. Onun dışında seçmelilerden mesela diğer bölümlerden dersler alınabiliyor zaten. Sesinle ilgili bir şeyin var mı? Yani onun için benim mi? Ya orada bir şey var mı yani sesini geliştireceğim bir ders var mı? Yok öyle bir aslında seçmeli olarak onları alamıyoruz sanırım. Yani diğer derslerden diğer bölümlerden bazı şan hocalarıyla görüşüp ders ayarlayabilenler var aslında ama hani ben denemedim bilmiyorum. Aslında deneyebilirim yani belki yardımcı olurlar. Ne yapıyorsun peki? Yani idealin sesinle ilgilidir herhalde. Yani
daha üst idealin yani kendi kaydını kendin yapman vesaire evet, güzel zaten de hı hı. Hani hayalinde böyle bir şey yok herhalde tahmin ediyorum. Çünkü hep sesini ön planda tutuyorsun. Yani asıl hayalim tabii ki kendi bestelerimi güzel bir şekilde duyurabilmek, istediğim gibi işte biraz klişe oldu belki ama öyle yani. Onun dışında okulda... Bir beste kaydettiniz sanırım. En son hatırladığım bir beste. Evet, ben kendim kaydettim. Doğu ve Doğu var arkadaşım hı hı. videolarımda sık sık. Bir de Koray abim var ikisi. Onu da söyleyeyim, senin bir YouTube kanalın var. Evet, kanalıma abone olmuşsun. Çok güzel müzisyenler yani benim hayatımdaki en büyük şanslarımdan biri de gerçekten böyle çok iyi müzisyenlerle tanışıyor olmam hı. sizin gibi. İşte zaten sizinle tanıştım. Yani hani şöyle bir yol oldu. Böyle dallanıp budaklandı işte oradan onu tanıdım, oradan onu tanıdım falan filan. Gerçekten hani bir kişi böyle bayağı büyük bir imkan sağlayabilebiliyor insana, bilebilebiliyor. Ne mutlu bana. Çok. Yani lazım çünkü bu ülkeye hı-hı. senin gibi sesler, yüzler. Teşekkür ederim. Onun dışında akademisyenlik hayalim var. Okulumu çok seviyorum. Hocalarımı yine çok seviyorum. Bölümümü çok seviyorum. Yani okulda kalmak beni mutlu edecektir diye düşünüyorum. Çok. Yüksek lisans falan sonraki aşamalarda. Umarım başarabilirim yani mezun olduktan sonra. Şu anda da aktifsin zaten, boş durmuyorsun. Hem kendi kanalı, YouTube kanalı için şarkılar yapıyorsun. Hı hı. Hem en son gördüğüm kadarıyla dizilerde sesin kullanılmış bir dizide galiba. Evet. Playback varmış bir. Evet, TRT1'de İncir Ağacı isimli bir dizi. Bir de yeni bir şey var galiba. Bir de bugün bu akşam Show TV'de Zemeri adlı bir dizide. Başka bir şarkı yayınlanacak. Onu da ben seslendirdim. Senin besten değil ama değil yok, mi? Yok, benim besten değil. Saki Çimen bestesi. Hı-hı. O dizide kullanılacak. Hı-hı. Çok güzel. Bu yol da güzel. Senin sesin de çünkü uygun bir ses. Bunlar için. Dediğim gibi senin gibi seslere, yüzlere ihtiyacımız var. İnşallah daha da şu beste olaylarını biraz daha üzerine gidip. Hı-hı. Çünkü biliyorsun üretmemiz lazım. Yani cover yapmak tabii güzel ama bir yere kadar. Evet. Yani özgün olmak gerekiyor. Evet. Kendi sesini duyurmak gerekiyor. Aynen. Zaten bir karakter, çok belirgin bir karakteristiği var sesinin. Nerede duysak tanırız senin sesini. Teşekkür ederim. Ne eksik bence şu anda tamamen bir sürü beste. Cesaretin de var artık yani eskisi kadar şey değilsin. Yani girdin yani biraz, yolayla. Evet. Biraz hala eksik olduğunu düşünüyorum hani. Ben beste paylaşmak için uzun yıllar bekledim hani. Şunu da yapayım, bunu da yapayım. Önce işte şunu yapayım, önce bunu yapayım. Biraz cover yapayım, sonra yapayım. Yani aslında bilmiyorum gerçekten gerek var mı bunlara? Hani yapmayıp direkt besteleriyle parlayan bir sürü isim var. Tabii o süreç nasıl işliyor bilmiyorum ama hani cover yine yaparım ara ara ama daha çok artık bestelerimle ilgilenmek istiyorum. Kendi prodüksiyonumu yapmak istiyorum. İşte hocalarım bana bu konuda çok büyük destekler verdi, motivasyonlar verdi. O konuda gerçekten çok şanslıyım. Yani gerçekten cesaret etmek lazım. Kendi sesini duyurabilmek için mutlaka o cesaret lazım yani. Bence benim görüşüme göre sen zaten çalıp söyleyen birisin. Çok eskiden seni tanıdım, öyle tanıdım ben zaten. Hı hı. Yani ilk gördüğüm zamandan beri. Şimdi teknolojiler gelişti. Bir tane sağlam bir cep telefonu alsan, kayıt aletim var zaten. Hı hı. Artık cep telefonunda bile işte edit yapabiliyorsun video. Evet. Yani o coverlara öyle bir prodüksiyon harcamak yerine daha sana özgün, evinin bir köşesinde mesela tatlı tatlı evet. çalıp söylediğin, hiç kimse olmadan öyle bir şey çizsen orada, öyle bir profil, diğer bütün emeğini, bütün gücünü, bütün klip vesaire müzisyen dostlarını, arkadaşlarını sadece beste için yorsan mesela evet. çok daha güzel bir şey olabilir gibi geliyor. Çünkü hakikaten ben seni çalıp söylemeyi dinlemeyi seviyorum yani ekstra prodüksiyona bence gerek yok. Yani bir solo enstrümana bile gerek yok. Kendi mırıldanman da, melodiyi mırıldanman bile güzel bence. O mesela öyle güzel bir, ya ben mesela açıp öyle mesela 20 tane şarkın olsa senin YouTube'da kalitelisi, ses kalitesi güzel olan. Hı hı. 20 şarkın olsa açarım, arkada çalsın, dinlerim beni yormadan mesela. Hı hı. Öyle bir şey bence ihtiyacım var, benim var mesela. Bence birçok insan da severek onları dinler. Ve çok da seni yormaz. Zaten evde yapıyorsun onu mesela değil mi? Evet. Yapıyordun yani. Bildiğin şarkılar, akorlarını biliyorsun. Zaten her şeyini biliyorsun.
Onları böyle çok kendini yormadan, bütün prodüksiyonunu oraya harcamadan, yok çekim ekibini, yok bilmem ne. Bence bunları besteye kullansan çok daha hızlı ilerleme olur gibi geliyor bana. Evet, işte ben de artık o enerjimi, yani en azından %80'ini kendi bestelerim için harcamayı düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla bayağı da bir olmuştur ya, birikmiştir. Yani bir 15 tane falan var. Daha fazlası da vardır aslında da. Hani benim böyle not edip, aman bu ne ya, böyle şarkım olmuş deyip hafızamdan attığım şarkılar da vardır ama. En tutacak şarkılar da onlardır ha, biliyor musun? Öyle mi? Öyledir. Bence onu birilerine dinlet, öyle at. Gerçi piyasada öyle şarkılar yani var. Yani onlara da diyoruz yani. Ki çünkü. Ay böyle şarkım oluyor, tutuyor işte. Evet, aslında böyle bazen düşünüyorum da hani böyle şarkılar ben de mi yazıp satsam falan. Yok yok, çünkü... bozma kendini. Hiç biz de onları çok düşündük, çok aç kaldık çünkü. Ya Serdar Ortaç para kazanıyor bu işten, ne kadar da basit beste. Olmuyor ama yani, o başka bir şey yani, o başka bir şey. Öyle yapamıyorsun yani. Ya zaten hani o, yani mesela ben işte canlı müzikte sahne alırken de istemediğim şarkıları asla söylemiyorum. Hani prensiplerim konusunda çok kararlıyım. Kurallarım var diyorsun. Bu yüzden de bazı zamanlar aç kalabiliyorum yani, iş bulamayabiliyorum. Tabii öyle. Ama en azından hani istemediğim şeyi yapmıyorum. Çünkü istemediğim şeyi yaptığım zaman o suratım o kadar düşüyor ki yani o şarkıyı o halde söylemeyeyim zaten. İsteyenler istediğini pişman olur. Hiç öyle planlı projeyle olacak iş değil. O zaman karakterin de oturmuyor, evet. Tarzın da oturmuyor. Yani karakter de kayıyor zaten. Başka bir insan oluyor yani. Ne istiyorsan onu yap. Çok güzel. Evet. O zaman yolun açık olsun. Seni izleyecek olan gençlere, kararsız gençlere ne tavsiye edersin en son? Yani işte bence en önemli şeylerden biri, yani benim tecrübelerime göre, tabii ki ben de çok iyi bilmiyorum herhangi bir şeyi ama kendini tanımaktan geçiyor olay. Yani kendini tanımak için işte herhalde bol bol kitap okunmalı, film izlenmeli, işte müzik dinlenmeli. Yani ben en çok bu şekilde kendimi tanıdığımı düşünüyorum. Ve hani bol bol düşünmeli, hani geçmişte ne yaptım, şu anda ne yapıyorum. İşte şu anda hani etrafımda nasıl insanlar var, bu insanlar ne yapıyorlar. İşte ben bunu yapabilir miyim, şunu yapabilir miyim? Bol bol hayal kurmaktan geçiyor sanırım. Yeteneklerini, ben çok düşünen bir insanım. Yeteneklerini nasıl anlayacaklar? Sen nasıl anladın? Ben nasıl anladım? Yani yapabileceğini nasıl anladın? Çünkü fazla kendine güvenmemişsin demek ki zamanında. Evet. Yani sanırım içimde böyle bir arzu hep vardı zaten. Sanırım o içindeki şeyi keşfetmekten geçiyor, o arzuyu, hani gerçekten ne istediğini, o da nasıl keşfediliyor? Yani dediğim gibi hani bol bol gözlem yapmak gerekiyor sanırım. İşte sanatla içli dışlı olmak çok önemli sanırım bu süreçte. Çünkü ben çok işte müzik dinledim. Yani gerçekten çok dinliyorum, uyurken bile dinliyorum, hala daha dinliyorum. İşte bir şey görüyorum, hemen bakıyorum bu neymiş falan. Gerçekten çok çok fazla dinlemek, izlemek lazım. Etrafımızdaki insanları iyi gözlemlemek lazım. Bilmiyorum, böyledir herhalde. Umarım yanılmıyorum. Yapmak istediğin tarzla alakalı, o işte başarılı olmuş, işte senin dediğin gibi, benim gibi müzisyenlerin etrafında olması ya da işte... Evet. Yani kafandaki şeyi yapan insanlarla birlikte olmak da sanırım çok önemli. Tabii ki, evet. Yani o da yani, iyi bir şey, evet. Cesaret ve enerji veriyor. Hı hı. Sanırım bu da çok önemli. Tabii herkesin böyle bir şansı yok ama yani yeteneklerinin farkına varmaları lazım sanırım. Ya yeteneği de yoksa yapacak bir şey yok yani, zorlamanın evet. Bir anlamı yok. İşte o rol model alınacak kişi her zaman olmayabiliyor etrafımızda. Belki bu ünlü biri olur, ne bileyim işte hani izlenen ünlü biri olur. Etrafımız öyle biri olmayabilir. Belki benim de öyleydi, şu an çok hatırlamıyorum ama benim en çok böyle hayalini kurduğum, beraber müzik yapmayı istediğim kişi böyle epey uzun yıllardır, yani bir Feridun Düzağaç var. Belki beni o çok etkilemiştir, bilmiyorum. Onu mu seviyordun? Evet, daha hala daha çok severim. Hala dinliyorsun. Harika şarkıları var, harika müzikler, sözler. Çok güzel gerçekten. Belki bir düet yaparsınız. Keşke. Olur. En büyük hayallerimden biri haline. Olur inşallah. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Seni konuk almak çok keyifliydi. Benim için bir olur. O zaman görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.
geçiyor, bitiyor. Bir şey diyemem, susarım sana ben. Sonsuz derine düşerim yeniden. Bir şey oluyor, doluyor, taşıyor. Zaman akıyor, geçiyor, bitiyor. Ben senden iyi hatırlıyorum. Şu kurama geldi, geldi. Evet. Oho! Bu bize girecek ben sana söyleyeyim.